Orta Doğu'daki gerilimi konuşacağız. Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ceyhun Çiçekçi bizlerle beraber. Ceyhun Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Zehra Hanım, hoş bulduk, günaydınlar. Hizbullah İsrail'e hava saldırısıyla başlayalım dilerseniz. Hizbullah ilk kez bu denli bir saldırı gerçekleştirdi, bu çapta bir saldırı gerçekleştirdi. Ne anlama geliyor sizce? Hizbullah gayet de ayakta durduğunu aslında ispatlamaya çalışıyor ve bu bir uzun bir mücadele olacak. İsrail bir kara operasyonuyla özellikle hava harekatlarını desteklemek suretiyle Hizbullah'la mücadeleye girişince ve özellikle de Hizbullah'ın tabii üst kadrosunun tasfiye edildiği süreçte Hizbullah'ın bir anda dağılabileceğine, ortadan kalkabileceğine yönelik bir algı oluşmuştu. Hizbullah aslında köklü bir örgüt ve direniş örgütü nihayetinde Güney Lübnan topraklarını savunmaya yönelik kurulmuş bir örgüt olması hasebiyle de hem insan kaynağı açısından son tükenmeyecek bir insan kaynağına sahip hem de silah kapasitesi açısından da halihazırda oldukça diri bir örgüt. İsrail'e biraz da bunu göstermek istedik. Dünyaya da bunu göstermek istedikleri kanaatindeyim. Dediğimiz gibi bu uzun bir mücadele olacaktır eğer ki İsrail bu operasyonlarına, işgal harekatlarına devam ederse. Hizbullah da bu çerçevede cevap vermeye elbette ki devam edecektir. Peki İsrail kanadından tabii saldırılar bir yandan devam ediyor. Hem Hizbullah'ın bu saldırısına hem İsrail'in BM üssüne saldırısında sıcak olduğu için ağırlıkta konuşuyoruz. Her iki saldırıya bakacak olursak artık şöyle bir uzun bir süreç olacak dediniz özellikle Hizbullah adına ama yeni bir aşamaya geçildiğini ifade etmek mümkün mü şu noktada? Yeni bir aşamaya geçmekten ziyade İsrail'in de ispatlamaya çalıştığı bir takım hususlar olduğu kanaatindeyim. BM üssüne saldırmasının altında da biraz bu yatıyor. Hatırlayacak olursanız İsrail temsilcisi BM kürsüsünden, Birleşmiş Milletler kürsüsünden BM şartını yani bir nevi örgütün anayasası statüsünde olan bir belgeyi yırtıp atmıştı herkesin önünde. İsrail aslında BM ile temsil eden uluslararası sistemi tanımadığını, ulusal güvenliğin sağlama noktasında kendi algısı itibariyle, ulusal güvenliğin sağlama noktasında herhangi bir sınır, herhangi bir hukuki kaideye uymayacağını aslında her hamlesiyle bizlere ve dünyaya göstermeye çalışıyor. Bu çerçevede BM üssüne saldırmasının altında yatan temel neden bu ve eğer bu tip saldırılar yapıldıktan sonra da bir biçimde saldırı meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Ben de mesela sabah İsrail'le özellikle devlet yetkililerinin hesaplarına bakıyordum Twitter'dan. Burada görebildiğim kadarıyla yine bu UNIFIL karakolunun etrafında Hizbullah yerleşkeleri olduğuna dair bir takım paylaşımlar yapılmış. Yani bunun üzerinden bir meşruiyet devşirme çabası var. Ama nihayetinde İsrail'in bir BM üstüne tankla girmesi, buradaki personele kimyasal silah atıldığına yönelik çocukluğu doneler var. Bütün bunları yapıyor olması ve buradaki personeli yaralaması elbette ki her şeyden önce İsrail'in BM'ye karşı bir yani BM ile beraber o Amerikalıların çok benimseyerek söyledikleri, iddialı söyledikleri liberal uluslararası düzeni de aslında altına oyan bir tavırları olduğunu bizler burada gözlemliyoruz. Onun için Birleşmiş Milletler o bahsettiğimiz uluslararası sistemin aslında temelinde, merkezinde olan bir örgüt. İsrail'in Birleşmiş Milletler'le olan sorunu yeni de değil. Bu çerçevede Güney Lübnan'a yapılan harekat kapsamında da BM üssüne saldırmaları açıkçası bana çok şaşırtıcı gelmedi. Peki bir karşılığı olacak mıdır sizce? Somut olarak bir etki eder mi yani bu yaşanan sürece? Çünkü şöyle açıklamalar aslında, BM'den sürekli geliyor aslında ama yine BM hem bunu şok edici olarak nitelendiriliyor hem de kabul edilemez olarak nitelendiriliyor. Elbette açıklamalar geliyordu ama bu son saldırı biraz tabii daha belki bir kesim için şok edici, şaşırtıcı da olmuş olabilir. Zehra Hanım aslında normal şartlar altında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin devreye girmesi gerekir ve karşı tedbirler alması gerekir. Fakat İsrail üzerinde gördüğünüz üzere geçen sene 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü bir işgal, suikast, soykırım üçgeninde devam eden bir takım askeri operasyonlar söz konusu ve bunlara yönelik Birleşmiş Milletler üzerinden net bir, özellikle Birleşmiş Milletler Genel Güvenlik Konseyi'nin daim üyelerinden bahsediyorum. Bu çerçevede çok net bir tavır göremiyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Fransa'da ve İngiltere'de ciddi bir İsrail yanlısı bir pozisyon alma durumu söz konusu. Bu da haliyle İsrail'in elini daha da rahatlatıyor. Amerika'daki seçim sürecinin hala da tamamlanmamış olması, nihayet ermemiş olması da bir güç boşluğu yaratıyor. İsrail'in elini yine rahatlatan gelişmelerden bir tanesi. Bu çerçevede baktığımızda konjonktürel olarak İsrail
kendisini şu anda daha rahat, eli geniş görüyor. İmkanlarını da sonuna kadar kullanarak bu saldırılarını devam ettiriyor. Birleşmiş Milletler üstüne saldırabilmek hakikaten USA sistemin aslında altını oyan bir hamle. Bu çerçeveden bakıldığında da İsrail'in USA sistem içerisinde kendisini konumlandırıp konumlandırmadığı dahi tartışmalı. İsrail daha ziyade kendine ait bir hukuk evreninde yaşıyormuş gibi gözüküyor. Yaptıklarından, en azından bugüne kadar yaptıklarından bunu algılayabiliyoruz. Peki, uluslararası sistemin altını oyan bir aslında davranış bu dediniz. Bu davranışlar hatta kendi hukuk evreninde yaşıyor gibi görünüyor ifadesi de yine çarpıcıydı. Şöyle bir bakacak olursak, özellikle İsrail'e yapılan Hizbullah saldırısında görgü tanıkları diyor ki sirenler çalmadı. Yani buradan da o meşhur savunma sisteminin bir nebze de olsa işte bir noktada etkisiz kaldığını anlamalıyız. Yani şöyle bir bakacak olursak Amerika çok konuşuluyor bu noktada. Biden'da yeni bir füze sisteminin yollanacağını açıkladı ilk ağızdan. Bu da çok önemli, çok çarpıcı. Füze kalkanı yollayacak Amerika Birleşik Devletleri. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem bu Hizbullah'ın saldırısında görgü tanıklarının hiç ses duymadık açıklamasını nasıl yorumlarsınız? Hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin hem seçim sürecinde olduğu için belki İsrail bu boşluktan yararlanıyor. O yüzden bu kadar sürekli el artırıyor deniyor ama Amerika Birleşik Devletleri de bir yandan desteğini de artırıyor. Evet. Nihayetinde Amerikalıların desteğini artırmasının altında biraz da seçim yatırımı gibi bir durum söz konusu. Yani Biden yönetimi ve onu temsil ettiği demokratlar da İsrail'le tamamen ilişkileri koparmak istemiyor haliyle ve olası bir Harris başkanlığında da bu ilişkiler bir biçimde devam edecek. Yani bundan yana bir herhangi bir sorun olduğu kanaatinde değilim. Fakat Cumhuriyetçilere nazaran daha belki mesafeli bir takım ilişkiler olabileceğini söyleyebiliriz. Hizbullah ve İran gibi devletler, Hizbullah gibi örgütler aslında bu süreçte İsrail'in biraz da hava savunma sistemlerini, savunma kapasitesini denemek, bu noktadaki zaafları İsrail'e hatırlatmak amacıyla da bir takım saldırılar düzenliyorlar. Bahsettiğiniz sirenlerin çalmamasının altında biraz da bu yatıyor muhtemelen. İran'ın saldırılarında da bunu gözlemlemiştik. Sirenler ne kadar çalsa da İsrail'in 3 katmanlı hava savunma sistemi bu çerçevede işlevsiz kalabilmişti yer yer. Çünkü bunlar bir takım algoritmalarla çalışan sistemler olduğu için yoğun saldırılar durumunda, yoğun füze saldırıları durumunda işlevsiz kalabiliyorlar. İran'ın özellikle 1 Ekim'de yaptığı saldırılarda da bunu çok net bir biçimde gözlemlemiştik. Hizbullah da aslında biraz yine İsrail'e bunu göstermek, kanıtlamak amacında olduğu kanaatindeyim. Çünkü zaten İsrail'in Hizbullah'la olan bu sürtüşmesi, çatışma sürecinde en önemli belki de başlık, yıllar yılında zaten İsrail ulusal güvenlik etkilerinin en önemli başlık olarak gördüğü bir husustu. Hizbullah'ın aslında çok ciddi bir füze kapasitesi var. Bu füze kapasitesini de hatırlatmak, İsrail'in özellikle Tel Aviv ve kuzeyini ciddi anlamda füze yağmuruna tutabilecek bir potansiyele sahip olması bu çerçevede oldukça önemlidir husus. Hizbullah da bir biçimde kendisini hatırlatmak ve bu süreçte bir dengeleme çabası içerisinde olduğunu göstermek istiyor kanaatim için. Peki şunu da sormak istiyorum ben şimdi size. İsrail, İran'ın olası hamlesine karşı bir hazırlık yapıyor mu? İsrail, İran tabii ki orada zaten paralel yürüyen bir çekişme var bulduğunuz üzere. Bu 7 Ekim'den bu yana ki hatta belki de bütün bir hikayeyi bile İsrail-İran çekişmesi üzerinden bile okuyabiliriz. İran'ın özellikle 1 Ekim'de yaptığı saldırılar elbette yine İsrail için oldukça can sıkıcıydı. Çünkü 7 Ekim'de kaybedilen şey, İsrail namına söylemek gerekirse, kaybedilen şey her şeyden önce İsrail için en değerli varlık olarak değerlendirilebilecek olan caydırıcılık mitiydi. 7 Ekim'de bunu kaybettikten sonra tekrardan bunu toparlayabilmek adına çok yoğun ve acımasızca diyebileceğimiz insanlık dışı... Evet, seste bir sıkıntı yaşıyoruz sanırım. Hocamızla konuşmaya devam edemeyeceğiz sanırım şu aşamada. Bağlantıyı kuramadık tekrar sağlıklı bir şekilde. Zaten biz de artık sohbetimizin sonuna gelmiştik. Orta Doğu'daki gerilimi konuştuk kendisiyle. Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ceyhun Çiçekçi bizlerle beraberdi.